Ziraat mühendisi tarım danışmanı ailesi herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar, bir önceki sezonda uyguladığımız ve faydasını gördüğümüz bir içeriği bu sezonda tekrardan bitkilerimize uygulayıp ve bunu da sizlerle paylaşmayı düşündüm. Ve bunu makalelerde araştırdığımızda bitkinin özellikle salatalık ve tütünde bitki mekanizmasını güçlendiren, bitkinin çevresel stres faktörlerinden korunmasını sağlayan ve fotosentez özelliği azalan bitkiler uygulama yaptığınızda daha iyi sonuçlar alabileceğiniz bir içerik. Arkadaşlar, şimdi uygulayacağımız ürünü gösterelim arkadaşlar. Aspirin. Aspirin içerisinde bulunan salisilik asidi bitkilerine uyguladığımızda nasıl faydalar var? Nasıl uygulamamız gerektiğini hemen sizlere anlatmadan önce değerli olur. Her zamanki gibi özellikle abone olmayan değerli takipçilerimize de sağ alt köşeden kanalımıza abone olup bize destek olmayı ve videoyu yorum yapmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Değerli üyeler, daha öncesinden bizim zaten ürettiğimiz ve çektiğimiz videolardan üretim kalitemizi, ürünlerimizin verimliliğini hepiniz görüyorsunuzdur. Bakın, buraların hepsinden çiçekler açıyor ve hepsi salatalığa dönüşecek arkadaşlar. Değerli üyeler, şimdi aspirin içerisinde bulunan salisilik asit maddesi özellikle bitkilerin olgunlaşma döneminde fotosentez azaldığı için bitkilere yapraktan uyguladığınızda bitkinin fotosentez özelliğini artırır. Bitkinin daha geç kurumasını, daha fazla üretim yapabilmesini sağlamaktadır. Çevresel stres faktörlerinden, örneğin aşırı sıcak ve aşırı soğuk etkilerinden korur. Bitkinin mekanizmasını güçlendirdiği için de bitkinin parazitar hastalıklardan korunmasını sağlar. Şimdi bizler nasıl bir uygulama yapacağız? Değerli üyeler, ben bir önceki sezonda normalde bu uygulamanın içeriğini farklı yapmıştım. Şimdi şu şekilde anlatayım size arkadaşlar. Ben 4 litre suya 1 adet aspirin katacağım. Bu eğer sizin bitkilerinizde stres faktörü fazlaysa bu aspirin oranını arttırabilirsiniz. Bunu 20 gün aralıklarla bitkiye hem yapraktan hem kökten uygulama yapabilirsiniz değerli üyeler. Şimdi bizler de bu karışımımızı yapıp bitkimize uygulamaya geçelim. Değerli arkadaşlar, öncelikle 1 adet aspirini suyun içerisine atıyoruz ve bunu suyun içerisinde iyice eritmemiz gerekiyor. Şu şekilde eritelim. Daha sonra zaten aspirin hemen eriyen bir içerik olduğu için çok fazla zahmet çekmeyeceksin. Daha sonra bunu ayarladığımız şurada suyumuz var. Suyun içerisine katıp bitkilerin köküne ortalama 300 ile 400 milim kadar bir uygulama yapacağız. Ve daha sonra dediğim gibi bunu 20 gün aralıklarla şu şekilde de gösterelim. Suyu da şöyle alalım arkadaşlar. Bunu dediğim gibi arkadaşlar 20 gün aralıklarla bitkiye hem kökten hem de yapraktan uygulama yapabilirsiniz. Bu uygulamayı yaptıktan sonra bitkilerdeki farklılıklar kendiniz gözlerinizle göreceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde bakın uyguluyoruz. Sizler ne tarz içerikler bitkilerinizde uyguluyorsunuz? Gönderi altına yorum yapabilirsiniz değerli üyelerimiz. Dediğim gibi mümkün olduğunca ben organik içeriklerle bitki üretim yapmaya sağlıyorum. Bir sonraki videoda sizler için ne tarz bir içerik çekmemi istiyorsanız gönderi altına yorum yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli sezonlar. Bakın şurada da bir salatalığımız yine varmış arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, sorun yaşadığınız bir konu olursa gönderiler altına yorum yapabilirsiniz. Onlara da mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda tekrar dediğim gibi görüşmek üzere.